Rachel Ray. Vallahi Rachel ama Rachel'dan mucizevi burada pişiyor evet, yani evet. Hakikaten öyle. Şimdi burada aşağı yukarı 2 yemek kaşığı kadar yağ kullanacağız. Ben buradan birazcık daha ilave edeceğim içine. Bu da tereyağımızı evet. Şöyle eriteceğim ve içine bu çorbanın sarımsak koyacağım Derya Hanım. Evet, ve koyalım. Suyunu da koyutmak için birazcık da un kullanacağım. Şimdi öncelikle yağımız eriyip şöyle hafifçe bir kendini bıraksın. İçine ununu ekliyorum. Unu koydum, beni bitirdin. İçemeyeceğim ben. Ay evet. Şimdi o yağı mesela yiyorum. Benim diyetimin ana şeysi yağ. Yağ çok önemli benim yaptığım bu diyette. Bugün bir kilo daha gitmiş vallahi. Çok seviniyorum. Çok yavaş yavaş veriliyor ve ama sağlıklı uzun süre veriliyor kalıcı galiba, da oluyor. Ya yani ben artık böyle besleneceğim. Yani yine doktorumla paslaşarak biraz böyle yani şeyleri yemiyorum. O zaman da şeker şahane gidiyor. O kadar güzel gidiyor. Şimdi ama unsuz da o çorba olmaz. Şefika da haklı. Şimdi ben birazcık daha lezzetten gittiğim için. Şimdi un koyamıyoruz. Koyamadığımız zaman çorbanın kıvamında zorluk çekiyor. Cımbıl oluyor. Evet, cımbıl oluyor. Gerçi domates şunu ve... Şunu şuraya alsaydım benden sana tavsiye. Olur, olur Derya Hanım. Bu da yanıyor. İyi, yanıyor. Bu da güzel zaten. Yanıyor. Şey yapabilir ama yine bir değiştirelim isterseniz. Yukarıdan kamera da güzel görsün. Bunu evet. Kapatalım altını, bunu buraya alalım. Şunu kapatalım da ne olur ne evet. Olmaz. Şöyle kapattık bunu, bunu açtık. Ha, şuna bastık, bunu açtık. Seyircilerimizden bir şey var mı? Mesela şekerpareyi beğenmişler mi Aytülcüğüm? Şekerparenin şerbeti için olacak, yok. Şey mi olacak? Ama burada gösteriyoruz sevgili seyirciler. Yani yoğun olmayacak. Yani kaşıkla böyle yaptım, yoğun olmayacak. Şimdi, bu konuşuldu. İçinde irmik olduğu için... İrmik birazcık daha şerbeti emen bir malzeme olduğu çabuk. İçin evet. Şerbetimizi birazcık daha açıkçası daha cıvık yaptık. Çok koyu yapmadık. Şimdi unumuz kavruluyor. Unumuz kavrulurken içine burada kırmızı biberlerimiz var, salçamız var, karabiberimiz var Derya Hanım. Bir de sarımsaklarımız var içine ilave edeceğimiz. Unumuz kavrulurken içine sarımsakları da ilave ediyorum. Şimdi sarımsakları bütün atabilirim. Biberleri de bütün atabilirim. Çünkü en son çorbayı ıspanakları ilave etmeden blenderdan geçireceğim. O zaman bütün atmanı rica edeyim dakikasal olarak. Evet, bütün attım o yüzden. Şey, ama çok güzel bir çorbaymış. Yok gerçekten ben bayıldım buna. Sarımsaklar. Şimdi bu kavrulurken ben tavukları saracağım, dayanamayacağım. Tavukları sarayım. Evet. Pilavımızı da şuradan alalım Derya Hanım. Bu et suyu nereye girecek, tavuk suyu? Çorbaya girecek şimdi. Ha, süper. Hem de tavuğun suyundan da mesela tavuğu haşlamadı. Haşlamadık ama biz daha evvelden genelde ben dolaba koyarım. Tavuk haşladıktan sonra kalan suyu falan koyar kullanırım. Ondan sonra çok daha rahat olur bana. Şimdi bunlar böyle unumuz kavrulurken ben de tavukları nasıl saracağımızı izleyicilerimize sen oranın malzemesini bir at hepsini içine daha kavrulmadı mı? Ha, tamam, birazcık daha kavrulması lazım tamam. Derya Hanım. Unun kokusunun gitmesi için daha sonra salça ve biberlerle de kavuracağım çünkü. Tamam. O yüzden birazcık daha kavrulmasını istiyorum. Çok güzel bir lezzet olacak. Şimdi bu çorbamız hafifçe ben karıştırarak Derya Hanım bu arada pişirmek istiyorum çorbayı. Hı. Şurada çorbamızın unumuzu şöyle kavurmuştuk. Niye karıştırarak? Hafif unlu olduğu için böyle topak topak da olsun istemiyorum açıkçası. İşte onun için dedim yavaş bu, yavaş şey bu yapayım. Çorbamızı blenderdan geçirdikten sonra en son aşamada şurada böyle ıspanaklarımızın körpe kısımları var. Onları minik minik doğrayacağım. Çorbanın içine atacağım ve hemen altını kapatacağım. Evet. Böyle çok fazla ölmelerini istemiyorum. Sonra servisi neyle yapıyorsun? Servisi kaşar peyniriyle yapacağım. İsterlerse böyle minik minik kruton ekmekler de kullanabilirler. Birazcık da baharat olarak çorbamıza karabiber ekliyorum. Tavuğu haşlarken biraz tuz atmıştık. O yüzden ekstra tuz eklemedim ben bugün çorbaya. Ama izleyicilerimiz eğer tavuğu haşlarken tuz atmazlarsa birazcık da tuz ekleyebilirler. Ben buradan fikri kaptım. Ben bunu kendime göre yorumlayacağım. Bunu şeyle yapacağım. Unsuz yapacağım. Suyunu az koyacağım. Bıcıtlayınca onun bir koyuluğu olacak. Şahane bir şey bu. Şimdi bunu da ben... Efendim? Evet, güzel bir program oldu diye düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Küçücük bir şey göstereceğim. Hani Türkiye'de saat yapanlar... kocası saat işiyle uğraşanlar onlara bir fikir verebilirler. Biz de erişmiş oluruz. Yurt dışından bir tane saat almıştım.
Çok ucuz bir saat. Bunun kenarına şunları ben yapıştırdım. Bir kolye koptu, bir hediye kolye. Şu arkasından sallanıyordu, şu önündeydi. Bu saat yanına resim yapmak için, fotoğraf koymak için, el işi yapmak için, boncuk dizmek için bir saat. Üstünün kapağını açıyorsunuz şu şekilde. Açıyorsunuz ve içine istediğiniz şeyi yapıyorsunuz. Türkiye'de de bu saatlerden birisi üretirse bizler de alır istediğimiz şeyi yaparız. Herkes gönlüne göre bir şey yapar. Ben kopuk kolyeyi yapıştırdım. Kimi resim yapar, kimi çocuğunun resmini, eşinin, sevgilisinin koyabilir. Çok basit bir saat. Hadi yapın biz de alalım. Buradan bir şey açtık böyle. Kapı açtık. Kapı açtık, inşallah olur. Şimdi Şefika. Efendim? Bu nasıl bir şey oldu böyle? Vallahi güzel oldu bence. Ben bayıldım. Ekmekli, bayat ekmekli, irmikli şekerpare. Şahane pişti. Bunun fırında tavuğun pişebileceğine inanmadım. Ya işte sana şey yazmışlar, tavuğu tütsülemediniz falan filan. Tavukları bazı kasaplar tütsülüyorlar, kendinden evet, veriyorlar, yapıyorlar. Şefika evden getirdi, o yaptı onları, merak etmeyin. Burada öyle bir ocağımız da yok zaten. Oralarda, detaylarda kaybolmayın. Siz eğer tütsülüyorsanız tütsüleyin. Ya gerçekten bu şey bir şey. Yani tütsülüyorsanız tütsülersiniz. Bizim tütsü konusuna girmedik. O apayrı bir konu. İnanılmaz güzel oldu. Şıkır şıkır pişti içinin şeysi ve kolay. Tavuğu açtırtıyorsunuz. Çorban nefis oldu. Bizim Sayime de ekmeklere takılmış. Ekmekler üstünde kaldı i̇şte, diyor. Ben çorbayı ekmekle seviyorum ya kendime ben göre. Ben de çok severim. Hayır şimdi alta çökmesin diye evet. Karıştırmadık. Of 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 of. Yani şahane bir çorba oldu. Bu çorbanın da fikri çok iyi. Şerbetimiz, portakal şerbetimiz çok güzel oldu. Orada da iyi bir fikir var. İki portakalı sık üstüne şey ekle. Su ile beraber. Tarçın. Zencefil, içine son soğuk algınlığını verelim. Şahane. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Rıza Bey çok teşekkür ediyor. Herkes beni arıyor diye. Rıza Bey iyi ki varsınız. Efendim hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.